Merhaba değerli arkadaşlar. En çok öğrencilerden gelen soru tarzları bu olduğu için bunları YouTube kanalıma yükleme gereksinimi duydum. Şöyle diyelim. Bizden istenen ifade arkadaşlar a kare artı 9 bölü a. Bunu parçaladığım zaman yani a kare bölü a demek 9 bölü a. Direkt böyle de düşünebilirsiniz. Bölme işlemini yapınca bu ifade çıkıyor. Bizden bunu istiyor arkadaşlar. O halde 9 bölü a lazım bize. Ben şurada 3 gördüğüm yerde arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada 3 gördüğüm yerde 3 bölü kök a yazıp karesini aldığım zaman 9 bölü a çıkmış olacak. O halde her tarafı kök a'ya bölün. Kök a'ya böldüğümüz zaman a bölü kök a kalır. Kök a bölü kök a'dan 1 gelir. İki tarafı da kök a'ya böldüm. 3 bölü kök a olacak. Bakın 3 bölü kök a'nın karesinden tekrar söylüyorum 9 bölü a çıkacak. O zaman biri diğer tarafa atın. Sağ, yani diğer tarafa değil ki sağa atın. 3 bölü kök a'yı sola gönderin. Sonra iki tarafın karesini alın. Ne olur? Kök a eksi 3 bölü kök a eşittir arkadaşlar. Eksi 1. İki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesinden a gelecek. Hatta kalemi birazcık daha kalınlaştırayım. Birincinin karesinden a gelecek. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 6 gelecek. Kök a'lar gidecek çarpıldığı zaman. İkincinin karesinden 9 bölü a gelecek. 9 bölü a gelmiş olacak arkadaşlar. Eşittir. Eksi 1'in karesinden 1 gelmiş olur. Buradan da a artı 9 bölü a zaten çıktı. Bizden bunu istiyordu. A artı 9 bölü a eşittir arkadaşlar. 6 eksi var önünde. Sağ tarafa gidince artı olarak gider. Ya da her tarafa 6 eklediğinizi düşünün. 1 artı 6'dan cevap 7 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçeyim. Yine aynı mantıkla bir soru daha arkadaşlar devam edelim. Şurada 10 kök x'i ben parçalayacağım. Buradaki 3 bana şunu hatırlatıyor. Acaba 2 kare farkı yapıp buradan 9 falan elde edebilir miyim? Mesela 9 bir sayının 2 kare farkıdır değil mi? 9 2 kare farkına dönüştürülebilen bir sayının karesi diyor. 3'ün karesidir. O halde ben şöyle yapacağım. Ne demek istediğimi aslında çizince daha iyi anlayacaksınız. Şöyle diyelim. 10 kök x'i ben 9 kök x artı kök x diye ayırayım. Artı kök x diye ayırayım. Sonra 9 kök x'i diğer tarafa gönderelim. Yani sol tarafa atalım. 3'ü de sağ tarafa atalım. Ne olur o zaman? 3 artı kök x olur. Sol tarafta da ne olur? X kök x vardı. Bir de 9 kök x'i getirince eksi 9 kök x oldu. Yani o başta söylediğim şey aslında 9 demiştim ya. Burada bak 9 var. Kök x parantezine alınca x eksi 9 2 kare farkı olmuş olacak. Bakın. X eksi 9. X eksi 9 yapınca x eksi 9 bir sayının bakın x kök x'in karesidir. 9 da 3'ün karesidir. Yani 2 kare farkına dönüştürülebilen bir ifade oldu. Ve 3 artı kök x ile sadeleşebilen bir ifade oldu. Bu soru tarzlarından sadeleştirme yapıp bir kısımdan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani burası aslında x kök x'in karesiydi. O zaman kök x yazıyorum. 9 da 3'ün karesidir. Artı 3 yazalım. Bir çarpan daha var. İki kare fark olduğu için kök x
Eksi 3. Arkadaşlar x kaybolmadı. Hala x orada duruyor çarpan olarak. Eşittir 3 artı kök x oldu. Şimdi 3 artı kök x'ler ortak olduğu için sadeleşir mi arkadaşlar? Sadeleşir değil mi? O halde bunun içinde hangi kalemi alalım? Mavi olsun. X artı kök 3'ler gitti. Buradan 1 oldu. Şimdi kalan ifade ne oldu? X çarpı kök içinde x eksi 3 dağıtırsan x çarpı x çarpı kök x x kök x x çarpı eksi 3 eksi 3 kök x olmuş oldu. Bu arada bizden istenen ifadeye bakalım. X eksi 3 kök x. Biz ne bulduk? Yanlış bulduk sanki. Nerede hata yapmışız? Burada. Kök x parantezine alacaksın burayı. Kök x parantezine alınca x kök x eksi 9 kök x. Evet. Kök x parantezine alınca hala kök x parantezinde. Evet. Şimdi oldu. Kök x ile kök x'i çarparsan bu sefer x olur. Kök x ile eksi 3'ü çarpsan eksi 3 kök x olur. Evet. Eşittir. Cevap 1 olarak bulunacaktır. Bir sonraki soruya baktığımız zaman istiyorsanız bunu bir daha anlatayım. Karıştıysa. Evet. Baştan toparlayalım. Bunu ayırdık. Nasıl ayırdık arkadaşlar? 9'u ve 1'i toplarsanız 10 oluyor. O halde 9x artı 9 kök x artı 1 kök x diye ayırdınız. Ondan sonra 9 kök x'i öbür tarafa attınız. Ne olur? X kök x eksi 9 kök x eşittir. 3'ü de sağ tarafa gönder. 3 artı kök x olur. Buradan kök x parantezine alınırsa arkadaşlar x eksi 9 olur. X eksi 9'u da isterseniz tek adımda yapalım. Kök x eksi 9 çarpanlara ayırdım. Kök x eksi 3 kök x artı 3 olarak yazabilirsiniz. Eşittir. Kök x artı 3 olur. Kök x artı 3'ler sadeleşince buradan 1 kaldı. Kök x dağıtılırsa içeriye gördüğünüz gibi x eksi 3 kök x olarak bulunacaktır. Yani bizden istenen ifade çıkmış oldu. Bakın arkadaşlar bizden istenen ifade bulunmuş oldu. Kaçmış? 1 olarak bulun. Arkadaşlar soruların mantığı aynı dikkat ederseniz. Böyle bir parçalama yapıyoruz. Üçüncü sorumuzda da mesela burada 2, 12 var değil mi? Bu 12 aslında kök 12 olarak düzeltilebilir. Kök 12 olarak düzeltilebilir arkadaşlar. Bunu bir düzeltelim. Soru orada yanlış yazmışız. Bir yazayım arkadaşlar. Mavi kalemle yazalım olmazsa. Evet. Kök 12 olarak düzeltilirse bu soru çözülebilir. Yeni fark ettim bunu da. Şimdi bu 2 kök 3'tür. Mavi ile başlayayım yazmaya. Başlamışız. Karışmasın. Kırmızı olsun. A kök A eksi 5 kök A'yı arkadaşlar
3 kök a eksi 2 kök a yazayım. Eksi 2 kök a'yı da sağ tarafa göndereyim. Artı 2 kök a olarak gitsin. Burada da 2 kök 3 var. Hocam niye böyle yaptınız derseniz maksat 2 parantezine alabileyim. Kök a artı kök 3 olarak yazabilirim. Buradan da arkadaşlar kök a parantezine aldığın zaman 2 kare farkı gelecek yine. Kök a parantezine aldığın zaman a eksi 3 demek. A eksi 3 geliyor. A eksi 3'ü de direkt kök a eksi kök 3. Kök a artı kök 3 olarak yazabilirsiniz. Kök a artı kök 3. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kök a artı kök 3'ler sadeleşiyor. 2'ye eşit olmuş oluyor. Kök a'yı da dağıtırsanız kök a kök a ile çarpılırsa a olur. Kök a ile eksi 3 çarpılırsa eksi 3a bulunmuş olacak arkadaşlar. Bu sorunun çözümü bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Notlarınızda eğer gönderdiğim soruda burada çıkmamışsa 12 değil de kök 12 yazmamışsa 12 kök 12 olarak düzeltin arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz. Yine tarz olarak aynı soruları seçmeye çalıştım aynı videoda. Şimdi m kök m eksi 5 kök m eşittir 2 m artı 1 bölü m kaçtır? Buradan yine eksi 4 kök m olsa kök m parantezine alsam m eksi 4 gelecek. M eksi 4 de 2 kare farkına dönüştürülebilen bir ifadedir. O halde buradan bunu ayırdığımız zaman ne olacak? Eksi 4 kök m eksi 4 kök m eksi kök m diye ayırırsam bu tarafta da m kök m var. Eşittir 2. Arkadaşlar eksi kök m'yi gönderdim. O halde 2 artı kök m oldu. Ne eşittir? Kök m parantezine aldığım zaman kök m parantezine alırsanız m eksi 4 olur. M eksi 4 yine aynı tarzda ilk 3 soruda 2 kare fark yapmıştım. Hep 2 kare farkı yardımıyla çözülen zor sorular diyebiliriz bunlara. Burası kök m eksi 2, kök m artı 2'dir. Kök m eksi 2 ile kök m artı 2'nin çarpımıdır. Biraz böyle gizli kalıyor sanki bunlar. Öğrenciler göremiyor belli bir düzenlemeden sonra. Net bir şekilde anlaşılıyor aslında. Bu kısmını tahmin etmek zor oluyor işte. İki kare farkı oluşturacak mı? Şimdi kök 2 artı m ile 2 artı kök m ile 2 artı kök m sadeleşirse 1 olmuş oldu. Arkadaşlar kök m'yi dağıtırsanız ne olur? M eksi 2 kök m. Hocam cevap çıkmadı. Bizden bunu istemiyor diyebilirsiniz. O halde ne yaparım? Her tarafı kök m'ye bölersem ne olur? Kök m'ye böldüğüm zaman burası şöyle kök m'ye bölündü. Burası da kök m'ye bölündü. Burası da kök m'ye bölündü. İlk ifadeden kök m gelir. Bakalım. Kök m geldi. İkinci ifademize kök m'ler sadeleşti. Eksi 2 gelir. Eşittir 1 bölü kök m. 2'yi sağa, 1 bölü kök m'yi sola getirelim. Kök m eksi 1 bölü kök m. Kaça eşit oldu? 2'ye. Her tarafın karesini alırsanız iki tarafında m eksi 2, birinci ile ikinci çarpımın iki katı, ikincinin karesi de 1 bölü m eşittir arkadaşlar 4'e. Eksi 2'yi sağ tarafa gönderirsen cevap çıkacak. M artı
1 bölü m eşittir 6 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Sorularımızın çözümü bu kadar arkadaşlar. Sizlerden gelen sorular olursa onları da çözüp YouTube kanalıma yüklemeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.